Rıza Özkayalı. Geçmiş olsun, çıkabilirsin. Kerem Yeter, sen de çıkabilirsin. Geçmiş olsun. hadi Allah kurtarsın. Hadi geçmiş olsun. Gel bura. Sen dur birader, sen daha buradasın. Niye ya? Ne oldu ki? Biz beraberiz memur bey. Evet. Seni arama kaydın gözüküyor. Volkan Çekelek adına. 20 yıl ceza yemişsin, kaçakmışsın. Sen daha buradasın. İsim benzerliği de olabilir, bakacağız ona. Nasıl ya? Aa, ne oldu buna ya? Ara sıra buna böyle oluyor, şalter atıyor. Rıza abi, kolonya koklatın, hemen kendine gelir o, tamam mı? Kardeşim, hadi Allah kurtarsın. Abim benim be, abim ya. Nihayet ikna oldun, tekrar bir aileyiz. Rıza abim. Gonca, bir Volkan'a gitsene. Senin moral desteğine ihtiyacı olabilir. Ay Volkan. Kerem, ha. Abim ikna oldu. He. Ben hanginize inanacağımı şaşırdım şu an. Gel lan enişte, gel bir sarılayım ya, gel. Abim be! Bilirsiniz, benim aşka, sevgiye hürmetim sonsuz. Ya belli ki siz de birbirinizi gerçekten seviyorsunuz. Gerçekten seviyoruz. Oğlum zaten bizim seninle bir sorunumuz yoktu. Yani seni enişte diye bağrımıza bastık, yine basarız. Sağ ol. Kapımız sana her zaman açık. Soframızda her zaman sana kadar yer var. Ama bir tanecik şartım var. Söyle be abim, şartın neyse, senden değerli mi? Sen yeter ki iste. Bundan sonra Ayşe'nin boğazından Muhsin Yiğiter'in lokması geçmeyecek. E sen de onun kocası olduğuna göre senin boğazından da geçmeyecek. Ailenle, şirketinle bütün ilişkini kes. Gel buyur. Kapımız sana her zaman açık. Ayşe, duymadın herhalde abinin dediğini. Duydum Kerem. Zaten isteğimiz o değil miydi? Abimi ikna etmek değil miydi? Tamam da ailenin, şirketini bırak diyor bana. Kusura bakma Kerem, diyorum. Seni severim. Ama babanın yaptıkları aklıma geldikçe gözüm dönüyor. O yüzden onları bırak gel, kapımız sana her zaman açık. Tamam? Hadi bana eyvallah. Evin yolunu biliyorsunuz. Geldiğinde kararını da öğrenmiş oluruz. Kerem, hayatım, evet de işte ne düşünüyorsun? Ya sonra Rıza abimi ikna ederiz Muhsin babanın suçsuz olduğuna. Ne var bunda, ne olacak? Ne düşünüyorum biliyor musun? Son üç gündür yaptığım şeyleri düşünüyorum. Mesela bohçacı kılığına girdim, sizin eve girdim. Volkan kafasında küllük yedi, her şey olabilirdi. Bunları düşünüyorum. Ya evet, haklısın, her şey olabilirdi. Tam da yani şu an niye bana böyle bir şey söylüyorsun ki? Ben bu aşk için her şeyi yapıyorum da sen ne yapıyorsun? Ne demek bu Kerem? Ben her şeyi yapıyorum zaten. Ben senin yanındayım. Hem yanında değilsin, abinin yanındasın. Kerem, ben bizim için, ailemiz için yapıyorum her şeyi. Ortada bir problem kalmasın istiyorum. Mutlu mesut yaşayalım istiyorum. İşte bak, bizim taraftayım. Bizim tarafta olsam böyle saçma bir şeyi kabul eder misin Ayşe? Bir sor kendine. Ne demek aileni bırak, şirketi bırak? O kadar da değil dersin abine. Saçma bir şey mi? Benim abim saçma bir şeyden dolayı mı delirdi? Eften püften bir sebepten dolayı mı delirdi Kerem? Pardon, Kerem Bey. Kerem Bey mi? Evet, Kerem Bey. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Sen sadece bundan anlıyorsun. Benim abim Muhsin Baba, babamın ölümüne sebep oldu diye delirdi. Ayrıca çok daha fazla şey yapabilirdi ama niye yapmadı biliyor musun? Benim için yapmadı. Ben bu aşkın yanındayım diye yapmadı. Yani sen bunu göremiyorsun. Çünkü sen bunu göremeyecek kadar bencilsin işte. Ben bencilim. Ben bencilim. En başa dön bak bakalım atölyede, camda konuşan o Ayşe. Bir düşün bakalım kimmiş bencil bu ilişkide. Yok yok, bu kadar uzağa gitmene gerek yok. Az önceye dön ya. Az önceyi düşün Kerem. Abim deseydi ki sana gel, hiçbir şey yok deseydi. Bu şirketten bahsetmeseydi, şirketi bırak demeseydi sen çıkıp gelecektin benimle. Şu an mutlu mesut evde olacaktık değil mi? Ama her şey bunun içindi. Ben bunu unuttum işte. Senin için her şey şirket. Ve sen sadece bu ilişkin değil, bu düzenin de bencilisin. Bencilsin sen Kerem. Kerem, ay bırakmışlar seni.
Ay ne saçma bir yerdeymiş bu boğazlayan. Ama sonunda buldum sizi. Dönmediniz bana. Evet, ne yapıyoruz mahkemede? Boşanıyoruz.